Şahin abi, sen konuşurken ben arada sırada araya gireyim. Sana bazı sorular sorayım. Onları da cevaplandırırsan köyümüzle ilgili... Bildiğimiz o kadar çok şey değil mi? Yok, o değil. Mesela bizim köyde buraya yerleştiğimizde yukarıda Ermeni köyüyle ilgili soru soracağım. Veya işte köyümüzün kuruluşuyla ilgili, köye geliş sebeplerimiz, işte nereleri falan, onlarla ilgili. Ya yani bildiğim basit şeyler. Zor sorular sormayacağım. Bir de köyle ilgili mesela... Mesela köyümüzün ilgili gülünçlü böyle fıkralar, hikayeler varsa anlatırsan seviniriz. Mesela Kibe teyzenin şeylerini anlatırsan, biliyorsan ne kadar güzel olur. Evet. Evet. Hoş geldin Sevgi Bey. Hoş bulduk. Sizi yeni tanıdık, duymuştum ama yeni tanıyoruz. Kolay gelsin. Uzun bir çalışmanın içindesiniz herhalde. Ben de emekli öğretmen Şahin Şen. Ben de Mersin'de yaşıyorum. Yazında köye geliyorum. Eşim köylü değil ama şimdi devlet başkanı oldu. Ben de devlet başkanı eşim. Kurulunu söylüyoruz usta. Şimdi sağ olsun milletle anıyorum. Bu araştırmayı eğilmemin ilk yılları emekli öğretmen Mehmet Ali Bey'in babası Aziz Demir, köy enstitüsü çıkışlıydı. O emekli olduktan sonra uzun yıllar köyde yaşadı. Ve sağ olsun araştırmış. Bir gün geldiğimde bir kaynak buldum burada. Biz bilmiyorduk. O kadar meyilli de değildi. Aziz abi araştırmış. Seceremizi falan araştırmış. Onlar tabii daha yakın. Bizden iki adım daha öndeydiler. Ben onu alıp incelediğim zaman bir merak sardı. Ama biz biraz daha onun ötesine gitmeye çalıştık. İnşallah bizden sonra gelenler de bizden de haritaya giderler. Sizler öyle yaparsınız. Bizim gelişimiz Sivas, İmralı. Biz 9 kuşak önce burada gördüklerim bütün insanlar aynı babanın çocuklarıyız. 9 kuşak. Yani 9 kuşak öne gidersek hepimiz kardeşiz. İmralı'da köye giriş 1273 yılında Ali Hoca'nın dedesi, sonra Sayın Bey'in dedesi, çok yakın akrabalar. Köye 3 kardeş geliyorlar. Orada çıkış nedenleri de Alişan Ağa'nın zulmü. Ki Alişan Ağa'yı belki incelemişsinizdir. Hala Sivas'a gittiğin zaman kaç yıl sonra insanlar bu devlet bağlıyorlar. Evet. Söyledik yani, bir de karıştırdık. Esasında biz biraz AVT'ye gittiğimiz zaman bizim Koçgiri ya da Pevrizcan aşireti Baba Mansur Ocağı'na bağlıdır. Tunceli'deki Baba Mansur Ocağı var. Şimdi artık... Nasıl? Evet, onun Darı Seki yeni ismi. Şimdi biz merak saldık. Aziz abinin bu kaynağı elimde isterseniz isteyelim. Biraz incelersin ama yarın daha isterim diye. Oraya gittiğimiz zaman Ricik köyünde çıktığımız. Ama o köyler eskide yaptığımız araştırmaya göre yani yarı göçebe bir yani. O dönemde nüfus patlamaları oluyordu. Her evin 12 tane nüfus planlaması diye bir olay yoktu ki. 12'den aşağı hala adam öğretmen 10 tane çocuğu olurdu. Yani oraya gidip incelediğimiz zaman adama yerleşiyorlar. Göçebe hayatında şeye geçerdi. Yerleşik hayatta geçerdi. 20-30 yılda nüfus 10 katı patlıyor. 5 ev yerleşiyor. 10 yıl sonra yaptığımız araştırmalara göre orası 100 hane oluyor. Ama yerleştikleri genelde dağlık alanlar, bunları besleyemiyor. 2 kuşak sonra birbirlerini öldürüyorlar. Senin keçin benim tarlama girdi, benim bostanımı yedi, bilmem ne yedi. O şekilde dağılıyorlar. Nüfus çok hızlı arttığı için bizimkilerin esas çıkışı Mazgirt'te çıkıyorlar. O göçebe hayatıyla
Erzincan üzerinde orada İmralı'ya geliyorlar, Sivas'a geliyorlar. Sivas'a önce arkadaşlarım bahsettiği mevcut köylerde büyük hacı geliyor. Erzincan'da ölüyor. Onun 4 tane oğlu var. 4 oğlan da Sivas'a geçiyor. Karataş'a yerleşiyor. Karataş'ta bir müddet kaldıktan sonra o 3 kardeşin ikisi göçüyor. Sizin köyün ismi neydi? Ölenhali. Yok, Ölenhali. Boğaz Ölen'imiz kardeşim. Boğaz Ölen'e geçiyor. İki kardeş Karataş'tan, 3 kardeşler. İkisi geliyor, Karataş'a yerleşiyor. Bizim gariban dedemiz Karataş'ta kalıyor. Muhtemelen annelerin aileydi arkadaşlar. Bakın, Şah Hüseyin ile Mirza'nın anneleri birdir. Ama Küçük Hacı'nın annesi muhtemelen ayrıdır. Yani bu net değil de öyle tahmin ediyoruz. O Karataş'ta kalmış, sonra ona Boğaz Ölen'e gelince diyorlar ki hop, burada biz yeterince varız. Gönderin hali böyle bir derenin içinde. Aralarında bir dağ var. Çalış etmişsinizdir. Siz diyor önce gidin oraya yerleşin. Orada da böyle şehitlikleri, hasım oldukları bir yabancı varmış. Onu çıkarıyor. Bizim dedemiz de Gündelihane, yani eski dere köyüne yerleşiyor. Şimdi Sivas'a gittiyseniz, sizin köydekiler diyor ki, Pevriz-i Meynahane. Yani Pevriz'i akraba olarak kabul ediyorlar ama dere köydeki Pevriz'lerimiz diyor. Oradaki akrabalar. Evet. Yani biz biraz daha marabayız bu ağaların dedesinde. Ama şimdi onlara. Tamam, biliyorum. Şimdi, tabii oradaki Ali Şah'ın zulmünü duymuşsunuzdur. Çok uzatmayalım. Ali Şah'ın baskısıyla oradaki hala bir tek, yani Boğaz Ölen değil arkadaşlar. Orada 105 tane köy var. Evet, orada yaptığımız. Hepsi aynı şeyden yapılıyor. Devlet tarafından. Ürzü, namusu, mal vardı, her şey o adama var. Yok, adam düğüne gidiyormuş. Güzel, yok, bir, güzel bir gelin gördüm, bunu bana göstermiyormuş. Evet. O kadar ahlaksız bir adam. Tabii uzatmayalım, oradaki Keke Cahil'a diyen iki, üç kardeşi zulme dayanamıyorlar. Haydi göçelim diyorlar. Daha önce orada göçmeler olmuş. Adamlar arkadaşların bahsettiği gibi kanunlarıyla yola çıkıyorlar, geliyorlar. 1273 yılında, yani muhtemelen 1857 yılında buraya geliyorlar. Buralarda bakmış. O zaman ama arkadaşlar bakın şu var. Aziziye Sivas'a bağlı bir kazan. Pınarbaşı o zaman oluyor. Buraya doğru. Orada Sivas'a bağlı. Muhtemelen uzun yayla üzerinde geliyorlar. Önce ördeğinde yerleşik olduğu için oraya gidiyorlar. Pek yüz bulamıyorlar. İşte Dayıoğlu'na yerleşmeye çalışıyor. Dayıoğlu'na her gelen Dayıoğlu'na bayılıyor, yerleşmeye çalışıyor. Ama bu Çukurova'da gelen abi göç yollarında avşarlar, yaylacılar giderken adamların mallarını koyduk, talan ettikleri için düz alanda kalamıyorlar. Akan suyu bekliyor. Evet. Nihayet gelip buraya yiyor. Mesela Horon'un ayranla yerleşiyor. Evet. Horon'un bir oğlunu öldürüyorlar. Doğru. Adam geçiyor, tekrar gidiyor. Köye yerleştikten sonra bu arkasında mesela arkasında göçler gelmeye başladı. Köyde mağdur olan Boğaz Ölen'de, Dereköy'de mağdur olanlar Kekeç orada da akranlarıyla falan arasında sevilen biriymiş köyün kurucusu Kekeç İsmail. Arkasında duyan yavaş yavaş geliyor. Sağa sola yerleşerek en son Gümüşhane'ye gelip evler çoğalıyor. Yani 3 ev geliyor. Sonra tahmin ediyorum 7-8 ev oluyor. O 7-8 ev hakikaten şey, yani yerleştikten sonra birbirine sahip çıkıyor.
Kemal Bey'in anlattığı gibi Çekeceği hepsine inmek geliyor. Abi mesela efendim, biz buraya yerleşmeden önce burada yerleşim var mıydı yok muydu? Bak. Yani varmış da mesela Avşarlar'ın tarlalarıymış burada. Ermeni. Çok daha önce Şerlok Tepe'de bir kiliseleri falan varmış da ama bizimkiler Ermenilerle komşu olamamışlar. Bizimkiler gelirken Ermeniler yok. İlmiş yok. Gümüşlü'de işte o ören yerleri vardı, kiliseleri vardı. Şimdi yerleştikten sonra Kemal'in dediği gibi Kekec'in hanımı ölüyor, en güzel kızı sonra da gelenleri alıyor. Tamam bakma çok masum anlatıyor. Evet. Bunun dedesi diyormuş ki benim kızı kaçırdı. Benim kızı kaçırdı diyormuş. Kaçırmayın. Ya neyse aldım. Kaçıracakmış. Ben diyormuş, küsüyorum geri memlekete gidiyor. Ya gitme. Çünkü Kekec'in de burada gücüne ihtiyacı var. Her geleni geri göndermek istemiyor. Ya gel işte burada. Sana tarlayı veriyor. Yetmez şu çayı da veriyor. Üste şurayı da veriyor. Dostlar istedim, çayı istedim. Mesela benim dede, sizin dedenize göre haline 10-15 yıl sonra gelmiş. Benim dedemin orada çıkışı nasıl? Yine Ali Şah'ın zulmü. Adam dere gibi kaldı, yukarısında bir çayın tarlası var. Öbür zaten bu iki köy birbirine yakın ya. Ağanın çobanları genç adam tarlasını yayıyor. Bizim Ferro dedemiz de güçlü. Gidiyor çobanları dövüyor. Vay ağanın çobanı nasıl dövüyor. İkinci gün adamları gönderiyor sizin köyüne. O Ferro'yu öldü diye bırakıyor. Ferro'yu alıp köye getiriyor kardeşler. Yedi tane erkek vermiş bak Ferro. Hayvan kesiyorlar, posta koyuyorlar, sarıyorlar. Ve adam 15 gün sonra kendisine geliyor. İyileşiyor. İyileşince kardeşleri toplanıyor. Diyor ki, bakın ben Ali Şah'ı öldüreceğim kesin. Kardeşleri toplanıyor diyor. Ya sen ne yapıyorsun? Ali Şah'ı öldürdün mü? Osmanlı adamı. Yok. Harim yok. O da arabasını koşuyor. İşte Topu İsmail, Kekeç bunun şeymiş, arkadaşıymış. Yani kankası orada Topu İsmail, burada Kekeç İsmail. Evet, Kekeç İsmail'in peşine geliyor, sürüyor, bir iki köye o da uğruyor. Hadi yerine, hadi yerine. Sonra geliyor buraya. Tarla yok, herkes bir yerlere şikayet etmiş. Bizim dedeye diyorlar ki, git Korta Darani, ormanlıkmış, ağırlıkmış. Evet. Orayı kes kendine tarla yap. Biz böyle yani havamızı veriyoruz. Ve orası da arkadaşlar öyle kötü ki belki çoğunuz duymuşsunuz bu Çerkez yolu. Çerkez yolu. Hanımını İmam Selim Kayası'na dikiyoruz sabahtan. Gelen giden atlılar gelince söyle saklanıyormuş. Onlar geçtikten sonra tekrar kesiyor akşama kadar 5 ağaç oluyor. Üst üste yiyormuş akşam ateş diyor. Geliyor orayı tarla yapıyor. Evet. Yani şunun için anlatıyorum. Çok zor şartlarda yerleşiyorlar. Hayranla yerleşiyorlar. Adamın oğlunu öldürüyorlar. Dayı oğluna yerleşiyorlar. Bakmayın yağmadan korkup gelip bu dağların arasına gidiyorlar. Onun için zor şartlar. Şimdi birçok biz diyoruz ki